Sevgili seyirciler, 32. güne hoş geldiniz. 32. gün bu akşam Ankara'da. Şu anda Çankaya'dayız. Harika bir manzara var etrafımızda. Ankara'nın her tarafını görüyoruz ve Deniz Baykal'la beraberiz. Deniz Baykal'la beraberiz ve bu beraberliğimizi düşündüğüm zaman jenerik dönerken 22 yıldır aynı jenerikle birlikte oluyoruz ve Deniz Baykal da şimdiye kadar defalarca 32. güne katıldı. Bazılarında bizi eleştirdi, bazıları sevdi ama daima karşılıklı dostluğumuz devam etti. Ankara'da bu manzarayı Çankaya'dan görüyoruz ve Otel Midye'ye de çok çok teşekkürler. Çünkü hakikaten bizim için bütün fedakarlıkları yaptılar. Siz çok merak ediyorsunuz biliyorum. Ben de çok merak ediyorum. Çünkü sorun işte Türkiye Cumhuriyeti Anayasası. Biliyorsunuz bu anayasa son derece önemli. Bu anayasa bir keresinde 2001'de bu muazzam krizlere de bile yol açtı. Karşılıklı atışlanarak yapıldı. Bugün de tartışmaların odağında. Deniz Baykal, genelde memnun musunuz? Ben geçen gün baktım grup toplantısına, çok hoş başladınız. O şey, gözlerinizin içinden böyle çakmak çakmak bakışlar bakıp herkese ne o bugün gülüyor yüzleriniz dediniz. Başarı mı elde ettiniz? Nedir? Bugün ne hissediyorsunuz? Yani Türkiye son dönemlerde çok önemli tartışmaların içinden geçiyor. Bir kez daha anayasamız sınava tabi tutuluyor. Cumhuriyetimiz, hukuk devleti anlayışımız, Türkiye'mizin 80 yıllık cumhuriyetinin birikimi savunmaya mecbur bırakılıyor. Bu tabii üzüntü verici bir olay. Gönül isterdi ki hiç böyle bir konu olmasın. Yani dünyanın durmuş oturmuş ülkelerinde, Avrupa'da hiçbir zaman ülkenin geleceğiyle ilgili eyvah ne olacak, rotamız değişecek mi, kimliğimiz değişecek mi kaygıları, telaşları yoktur. Türkiye'de olmaması gerekiyor ama maalesef hala bu konu gündemde. Bunun önümüzde bir sorun olarak bulunması hiç kuşkusuz hepimizi üzüyor. Ben de o üzülenlerin başındayım. Ama son meydan okumayı demokratik kurallar içinde etkisiz kılmayı başardığımızı düşünüyorum. Ve bunun bütün toplumda bir rahatlık, bir memnuniyet yarattığını da görüyorum. Herkes birdenbire demek parlamentoda üçte ikilik bir çoğunluğa ve toplumun bütün iktidar odaklarının etkisizleştirilmesine, teslim alınmasına karşı demek ki siyasetin, demokrasinin, parlamento içinde bir muhalefet partisinin gayretiyle, çabasıyla bir şeyler anlatılabilirmiş, bir şeyler sağlanabilirmiş umudunu yakalamaya başladı. Muhalefet gücünü gösterdi. Evet ve bundan dolayı toplumda müthiş bir ferahlama, bir geleceğe yönelik daha bir güven ve umut şekillenmeye başladı. Buna bizim katkımız olduğu açıktır. Tabii bu aşama unutmamalıyız. Ankara ve İstanbul meydanlarında 1 milyonun üzerinde insanın bir araya gelmesinin ortaya çıkışıyla oldu. Tabii çok sevindirici bir tablo. Yani bekliyor muydunuz Deniz Bey? Büyük bir kalabalığı beklediğimizde hiç kuşku yok tabii. Muhteşem bir topluluk bekliyorduk ama ortaya çıkan bu bekleyişleri de aşan bir manzaradır. Hiç kuşku yok. Ve çok sevindirici olmuştur. Toplumun içinde bir büyük potansiyelin bulunduğu görülmüştür. Ben 2 yıldır bunu sağlamaya çalışıyordum. 2 yıldır Türkiye'de tehdidin şekillenmekte olduğunu görüyordum. Bu tehdide karşı da sivil toplumun, insanlarımızın, geçmişte olduğu gibi devlet kurumlarının değil, halkın, kadınların, erkeklerin harekete geçmesiyle bir çare bulmamız gerektiğini düşünüyordum, buna inanıyordum. Ne oldu? Ve buna çağırıyordum. Bu oldu ve hepimiz müthiş mutlu olduk. En büyük sevincimiz oralarda oldu. Ben dayanamayacağım çünkü eşit şey görmediğim zaman fena olurum. Evet. Şunu aşağıya doğru indireceğim biraz. Simetri. Baktım ben simetri. Yani baktım ki Deniz Baykal'ın mikrofonları orada durmaması gerekiyor. Ama şimdi yeni bir döneme giriyoruz. Hodri Meydan. Müjdat Gezen'de de var galiba değil mi? Var var. O söylerler. Var. Dayanamaz mı? Şeyleri, tabloları düzeltilmiş böyle. Sende yani, de oluyor mu? Tabii tabii. Üstelik de çok kötü, misafirliğe gidiyorum. Bende ise mesele yok da hanımlara da böyle müdahale ediyorsan. Hayır, şeye gittiğim zaman, misafirliğe gittiğim zaman gözümle takılıyor. Böyle gidip hafifçe tablo çarpıksa eğer şöyle kenardan dokunup buraya böyle sezdirmeden. Ama Deniz Baykal, şimdi yeni bir döneme girdik. 22 Temmuz açıklandı işte. Bugün kesinleşti daha doğrusu.
Ama bir baktım Cumhuriyet Halk Partisi itiraz ediyor. Niye itiraz ediyor? Seçim en fazla istediğiniz tabii, şey değil miydi? Tabii. Doğru. Seçim bir defa anayasal bir mecburiyet. Yani parlamento cumhurbaşkanını seçemez hale dönüşmeye başlamıştır. Birkaç gün sonra artık bu parlamentonun cumhurbaşkanı seçimi yapamayacağı bir fiili ve hukuki netlik kazanacaktır. Bildiğiniz gibi maalesef turlara devam etme kararını iktidar almıştır. Pazar günü bir tur daha yapılacaktır. Ama son galiba değil mi? Yani evet, ondan sonra evet, yapmayacağız. Yapılamayacak. Diye. Onların tercihi değil. Ha. Artık arada üçer gün ara olmak üzere dört tane turu ayın 16'sına kadar yerleştirmek mümkün değil. Ondan sonrası için. Yani o son dakikaya kadar deneniyor yani, şanslar. O zaman pazar günü yapacak ve bundan sonra bitti. Şimdi ondan sonra parlamento artık cumhurbaşkanını seçememiş bir parlamento haline dönüşecek. Anayasamızın o elinizdeki anayasanın 102. maddesinin son fıkrası diyor ki bu duruma düşen parlamento derhal seçime gitmelidir. Hı hı. Derhal seçime gitmek gereği bir anayasal zorunluluktur. Yani istiyorsunuz hadi yapalım sizi falan diye yapacaksın, çare yok. Hı hı. Şimdi buradaki bütün mesele şu, bakınız. Derhal seçime gideceğiz de nasıl gideceğiz? Hı hı. Şimdi hükümet hala bugün çıkardığı kararla, meclis kararıyla, yasa değil bir meclis kararı çıkardı. Seçime gitmeyi kendisinin tanzim ettiği izlenimini vermeye çalışıyor. Ha, anladım. Halbuki bir mecbur. Anayasal zorunluluk ortaya çıkıyor. Anayasal zorunluluk ortaya çıkınca ne olacak? Yüksek Seçim Kurulu, bakınız, inisiyatif artık Yüksek Seçim Kurulu'na geçecek. Hı hı. Yüksek Seçim Kurulu, anlıyorum sizi, teşekkür ederim diyecek. Artık siz devre dışındasınız. Parlamento Cumhurbaşkanı seçememiştir. Derhal seçime gidilmesi talimatını anayasa vermiştir. Hı hı. Şu anda ben devreye giriyorum. Takvim budur. Bakın hala takvim ilan edilmedi. Şimdi dikkatinizi çekerim. Ortada bir takvim dolaşıyor. Dolaşan takvim daha resmi Yüksek Seçim Kurulu'nun resmi gazeteye verip ilan ettirdiği takvim değildir. İnternette, ortalıkta sahibi kim, kim kararlaştırdı belli değil. Yüksek Seçim Kurulu belki şu anda toplantı halinde. Yüksek Seçim Kurulu daha takvim ilan etmedi. Niye ilan etmedi? Yani 22 Temmuz tarihi daha kesin değil mi? 22 Temmuz mecliste kararlaştırıldı. Hı hı. Ama daha önce de 4 Kasım kararlaştırılmıştı, hatırlıyorsunuz. Hı, evet. Şimdi 4 Kasım kararlaştırıldı. Bugün 22 Temmuz kararlaştırıldı. Yüksek Seçim Kurulu yarından sonra çıkar da. Ha. 9 Mayıs'tan sonra pazar günü Cumhurbaşkanı'nın artık bu meclis tarafından seçilemeyeceğinin fiili ve hukuki bir netlik kazandığı andan itibaren. Hı hı. Artık anayasaya göre Yüksek Seçim Kurulu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni derhal seçime götürmeye mecbur bir noktaya gelebilir. Hı hı. O bir takvim ilan edebilir. O takvime göre olay şekillenir. Tabii mecliste bu yani 22 Deniz Temmuz... Bey, şunu iyi anlamak için söylüyorum. Yani bu 22 Temmuz kararına rağmen Yüksek Seçim Kurulu başka bir tarih verebilir mi? Bir tarih ve takvim ilan edebilir. Bu hukuken mümkündür. Eylül diyebilir mesela. Diyebilir. Diyebilir. Yani anladım. Şimdi bakın bu bizim niye karşı çıktığımızı sordunuz. Onu evet. netleştirmem lazım. Ben seçimden kaçmak diye bir şey yok. Bu bir boş bir söz. Bunun bir anlamı. Onu anlatacağım. Bakınız Türkiye 1950'den beri sanıyorum 14 tane seçim yaptı. Evet. Bu seçimlerin hiçbirisi bu şartlar altında yapılmamıştır. Şimdi ilk kez Türkiye sıcağın tam ortasında, göbeğinde Temmuz ayının sonunda bir seçim yapacak. Temmuz ayı Türkiye'de seçim yapmak için en uygunsuz, Ağustos'la birlikte en uygunsuz dönemdir. Niçin? Çünkü Türkiye'de iç nüfus hareketlerinin en yoğun olduğu dönem bu yaz aylarıdır. Hmm. Yaylaya çıkar insanlar, köylüler yaylaya çıkarlar sıcak bölgelerde. Karadeniz'de de, Akdeniz'de de, Ege'de de. Öte yandan mevsimlik işçilik başlar. Ege'ye, Çukurova'ya, pamuk toplamaya, tarlaya insanlar gelmeye başlar. Mevsimlik işçilik başlar. Ayrıca tatil mevsimdir, okullar kapanır. Okulların kapanmasıyla birlikte öğretmenler,
aileler çoluğunu çocuğunu alır, bütün bir yıl özlemiştir falan yerde Foça'da. Siz kendi seçmeninizin bizim de profilini Türk seçmenle mi şey yapıyorsun? Hayır. Ben Türkiye seçmenle meşgulüm. Kimin kime oy vereceğini hiçbirimiz bilemeyiz. Ben yaylaya çıkmış olan şeydeki Mersin'deki çiftçiyi de düşünüyorum. Bilmem Mersin'deki işçi olarak Diyarbakır'dan kopup gelmiş olan insanı da düşünüyorum. Bunlar bizim insanımız, seçmenimiz. Şimdi bu insanların oy kullanması lazım. Bu insanların oy haklarına saygı gösterilmesi lazım. Zamanlamanın bu dikkate alınarak belirlenmesi lazım. Tatile çıkacak insanlar, aileler, çocuklar... Oyun mu diyorsunuz buna? Hiç kuşku yok. Çok üzüntüyle söylüyorum. Olayın bir başka boyutu da şu, üzüntüyle söylemek zorundayım. Bakın önce Haziran denildi. Dikkatinizi çekerim, Haziran ilan edildi. 24 Haziran'da. Şimdi 22 Temmuz. Ne var arada? 15 Temmuz'da milletvekilleri maaş alacaklar. Milletvekillerine maaş peşin ödenir. Ve geri de alınmaz. Yani bir 15 ekstra Temmuz'da maaş ödemek için mi bu oldu? 15 Temmuz'da milletvekillerine maaş, 3 aylık maaş peşin ödenir ve maaş da geri alınmaz. Yani şimdi 24 Ağustos, Haziran Eylül maaşlarını bakın. Alacak. 24 Haziran ilan edildi. Ben dedim ki makuldür, uygundur dedim. Evet. Hiç hemen anında bir televizyon programındaydım. Hiç haberim de yoktu. Oraya bir haber geldi. Şimdi işte toplandılar, karar aldılar 24 Haziran diye. Uygundur dedim. Yani makul bir karar. Çünkü daha yaz başlamamış. Seçim olabilir. Birdenbire gördük. 22 Temmuz çıktı. Şimdi bu hiç hoş değildir. Yani ben büyük bir üzüntü içindeyim. Milletvekillerinin 3 aylık parasını evet, ödeyip. Şimdi öyle olacak. 22 Temmuz'a girerken 15'te maaşını alacak herkes. Ama onu ödemeyecek. Onun karşılığını ödemeyecek. Memur maaşını aldığı zaman eğer daha erken ayrılmak zorundaysa kalan günleri kuruşuna kadar tahsil ederler memurdan. Hmm. Ama milletvekillerine tahsil edilmez. Bu yani bizim sorumluluk duygumuza sığar mı? Ahlaka sığar mı? İnanca, dine sığar mı? Parayı alacaksın. Ve ondan sonra seçimi yazın ortası. Niye Eylül'de yapmıyorsun seçimi? CHP şey yapar mı? Geri iade eder mi mesela? Bundan önce olmuştu. Bazı milletvekilleri iade etmişlerdi paralarını. CHP'de bu ayrı. Bunlar yapılabilir. O benim derdim o değil. Benim derdim milyonlarca insan oyunu kullanabilsin. Bakın bu son günlerde biz çok önemli Almanya'da yaptığımız temaslarda çok önemli bir gelişme sağladık. Almanya'da bulunan vatandaşlarımızın seçimlerde Türkiye'deki seçimlere yönelik olarak Almanya'da oy kullanmaları imkanının sağlandığını tespit ettik. Alman yetkililerle yaptığımız temaslarda ilk kez bize söylediler. Biz hazırız dediler. Buraya geldikten sonra ben beraber olduğumuz arkadaşım Onur Öğmen'den rica ettim. Başbakan'dan randevu aldı. Başbakan'a gitti, dedi ki size bir müjde veriyoruz. Çok önemli bir saptamayla geldik Almanya'da, işte genel başkanla birlikte konuştuk. Almanlar bizimle işbirliği yapacaklar ve oradaki vatandaşların seçimlerde oy kullanması imkanını sağlıyorlar. Lütfen hemen gerekli düzenlemeyi yapalım. Bunu yapmalı bir belki 5-6 ay oldu. Ne kadar güzel, hemen yapalım, talimat vereceğim dedi. Ne talimat verildi, ne adım atıldı, bırakıldı. Şimdi onu sağlamadık mümkün olduğu halde. Şu anda da milyonlarca seçmen bu Haziran, Temmuz inadı dolayısıyla oy kullanamayacaktır. Bu çok üzüntü verici bir manzara. Gerçekten çok rahatsızım. Yani bilerek yapıldı bu. Başka türlü olması mümkün değil. Sabahleyin Adalet Bakanı'nı telefonla aradım. Bu durumu anlattım. Dedim ki lütfen Sayın Bakan, yani sizin sorumluluk duygunuza bunu emanet ediyorum. Bunun ülke ihtiyaçları dikkate alınarak zamanlaması lazım. İşte Yüksek Seçim Kurulu Haziran'da olamıyor dedi. Haziran'da olsaydı Haziran'da yapacaktık. Haziran'da yetişmediğini söyledi dedi. Mümkündür. Olabilir. Gerçekten Haziran'da yetişmemiş olabilir. O takdirde Eylül'e bırakalım dedi. Eylül'de olsun ne fark eder? Yani Temmuz'da o. Bak siz iktidardasınız. 1,5 ay daha kalın iktidarda. Ama vatandaş gitsin oyunu kullansın. Biz Haziran'ı tercih ediyoruz. Eylül'ü ama onlar niye tercih etmiyorlar? Bilemiyorum. Bilemiyorum. Şimdi bu üzüntü verici bir manzaradır. Bu bir seçimler konusunda milletin iradesini en doğru şekilde yansıtma ihtimalinden tedirgin olduğunun iktidarın bence bir parçasıdır. Bakın ilk kez 14 seçim yapıldı. Bir muhalefet partisinin bu kadar önemli rahatsızlığını dinlemek dahi istemediler. Hiçbir temas yok. Seçime nasıl gideceğiz? Hangi tertibe? Kendi başlarına getirmişler, önergeleri hazırlamışlar, vermişler. Komisyonda bu konu müzakere ediliyor. Bizim arkadaşlar önergeler verdiler.
Bir süre sonra ya şu önergeleri çoğaltalım da herkes görsün denilince çoğaltıldı. Bir baktık daha müzakere edilmemiş önergelerin üzerinde CHP'lerinki reddedildi, AKP'lerinki kabul edildi diye notlar düşürmüş. Yani peşin fikirle. Hiçbir zaman parlamento çalışması, Sayın Birant bunu bilmenizi istiyorum, bu kadar teslimiyetçi, insanların hukuki vicdanlarını, ülke yararını sorumlulukla, sağduyuyla, akılla, mantıkla müzakere edemediği bir ortamda ele alınmamıştı. Peki, ve şimdi böyle bir noktadayız. Çok acı bir tablo. Peki bu kadar kısa zamanda olması muhalefet için bir handikap değil mi? Çünkü hazırlıklı mısınız? Yani muhalefet partileri hazırlıklı mı? Bundan muhalefet partileri zararlı mı çıkarlar? Hayır. Bizim zamanlama ile ilgili bir sorunumuz yok. Biz seçimin geldiğini biliyoruz. Gelmek durumunda olduğunu da biliyoruz. Zaten verdiğimiz mücadelenin bu sonucu getireceğini de farkındayız. Hazirandaki seçimi de kabul ettik bakın. Dikkatinizi çekerim. Şimdi bu zamanlamadan kim zarar görecek biliyor musunuz? Şimdi kamu görevlileri. Yani elinizi vicdanınıza koyunuz Sayın Birant. Seçime katılacak kamu görevlisinin istifa etmesi lazım. Bugün Perşembe. Kanun daha bugün çıktı. Daha bugün çıktı. Cumartesi günü istifa etmesi lazım biliyor musunuz? Yani bir adayın, muhtemel adayın, siyaset düşünen bir insanın devlet memuriyetinden ya da işte kamu görevinden milletvekili olmak için istifa etmesi için ailesiyle görüşecek. Parti yetkilileriyle görüşecek. Kendi partisindeki insanlarla görüşecek. Vicdanını şekillendirecek, karar alacak ve istifa edecek. Sana diyor cumartesiye kadar süre. Bugün Perşembe, birazdan saat 12 şey olacak. Cuma'ya geçeceğiz. Cumartesi gününe kadar istifa etmesi lazım. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir seçimin sağlıklı, doğru dürüst bir seçim olduğu düşünülebilir mi? Yani şimdi listeler asılacak bakın. Seçmen listeleri asılacak. Seçmen listelerini insanlarımız, vatandaşlarımız benim adım var mı yok mu diye bakacak ve itiraz edecek. Ne kadar süre var? Sabah asılacak, akşama bitti. Bir gün. Asıldığından haberi olmadan liste kapanacak. 15 gündür, 7 gündür. Bu kime yarayacak? Efendim onu bilemem. Kime yarar bu bilinmez. Ama vatandaş buna kızacak. Haklı olarak kızacak. Tepki gösterecek. Bu tepkinin hedefi de hiç kuşku yok AKP'dir. Onlar bunu getirdi. Yani oy kullanamayacak seçmenler onun yüzünden oy kullanamayacak. Şimdi düşünün meydanlarda milyonlarca insan. Müracaat etmiş tatil imkanına, kamp yerine. Ona demişler ki sen 15 gün gel. Çoluğunu çocuğunu almış gitmiş oraya. Otobüs biletini almış gitmiş. Şimdi orada seçim var, oy kullan. Ya oy kullanacak, nasıl kullanacak insan? Ne parası var, ne çoluğunu çocuğunu orada bırakacak. Şimdi onu ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdiden söylüyorum, vatandaşları bilsinler. Bu oyunları bozacağız. O milyonlarca insan nasıl çıktıysa önümüzdeki seçimde bütün tatil yerlerinde Cumhuriyet Halk Partisi olarak otobüsleri dizeceğiz seçimden önce. Vatandaşlara diyeceğiz gelin binin Ankara'ya, İstanbul'a, İzmir'e bedava otobüsler taşıyacağız sizleri. Orada gidin oylarınızı kullanın. Dönüşte de falan programa göre sizi oradan alacağız, tatil yerlerinize getireceğiz. Yani inatlaşıyor, vatandaşla inatlaşıyor. Vatandaştan korkmaya başladı. Halktan kaçıyor. Biz de halkın bu haksızlık karşısında boyun eğik olmaması için her türlü katkıyı vereceğiz. Sivil topluma... Bu nasıl olacak? Bunu biraz anlatsanıza. Bu son derece önemli. Çünkü bunu ben ilk defa duyuyorum. Teknik olarak ne yapacaksınız? Bütün bunu her yerde mi yapacaksınız? Otobüsler tabii, gelecek. Tatil yerlerinde. Nereye gidiyorlarsa? Yaylalarda. Tabii büyük kentlere. Yani ondan sonra herkes kendi yerine göre kendisi dağılacak. Yani her ile götürmek mümkün değil ama siz tutunuz ta Kaş'tan Foça'ya kadar. Didim'ine, Sides'ine, bilmem işte Alanya'sına, oralardaki insanlara. Otobüsle oy kullanmak için vatandaşları tatil yerlerinden taşıyacağız diye organizasyonları yapacağız. 1,5 milyon kişi İstanbul'a taşıyan organizasyon bunları da yapar. Bunun altında ezilmeyeceğiz. Bizi bununla korkutamazlar. Halkın iradesinin ortaya çıkmasını bununla önleyemezler. Kaçıyorlar, halktan kaçıyorlar. Bakın başka bir noktayı daha söyleyeyim. Bu seçim kanunun yol açtığı bir başka büyük adaletsizliği de söyleyeyim. Şimdi Türkiye'de müthiş bir iç nüfus hareketi oluyor. Ve her seçim son nüfus hareketine göre bir milletvekili dağılımı yapılarak gerçekleştiriliyor. Şimdi bu seçim, yani 2007 yılında yapılacak olan seçim, hangi sayıma göre şekillenecek biliyor musunuz?
2000 yılındaki sayıma göre. Tasavvur edebiliyor musunuz? Bu 7 yıl içinde Türkiye'de milyonlarca insan yer değiştirdi. Milyonlarca insan başka yerlerde yaşamaya başladı. Şimdi oralardan seçilecek milletvekili sayısının ona göre belirlenmesi lazım. Hayır, olmaz. Ne olacak? 2000 yılındaki tabloya göre. Neden korkuyorsun? Neden kaçıyorsun? Yani insanların milletvekili sayısıyla temsil edilme hakkını ortadan kaldırmaya çalışan bir tuzak var bunun içinde. Bunların hepsi bilinçlidir. Bu kurnazlık seçimi olacak. Bu baskın seçimi olacak. Bu halktan korkan, halktan kaçan bir iktidarın seçimi olacak. Ve bunun da üzerine hep beraber yürüyeceğiz. Sivil toplumla birlikte. Şimdi gelelim ikinci konuya. İkinci seçime, Cumhurbaşkanlığı. Ben şunu öğrenmek istiyorum. Cumhurbaşkanı neden seçilemedi? Yani evet, soru budur işte. Yani neden seçilemedi? Soru budur. Başkanı uzlaşma ihtiyacını AKP üst yönetimi reddettiği için seçilemedi. Bakın bu anayasayla bir sürü cumhurbaşkanı seçildi. Sayın Demirel böyle seçildi. Sayın 11. Cumhurbaşkanımız Ahmet Necdet Sezer öyle seçildi. Hiç de bir sorun olmadı. Hiç de bir sıkıntı olmadı. Şimdi cumhurbaşkanı seçilebilir miydi, seçilemez miydi bu seçimde? Hiç şüphe yok, bal gibi seçilebilirdi. Neye bağlı olarak seçilebilirdi? Eğer AKP yönetimi demiş olsaydı ya seçilecek olan cumhurbaşkanı, illa benim bir militanımın, bir partizanımın olması gerekmez. Cumhurbaşkanlığını en iyi şekilde yapacak, bizim iktidarımıza engel çıkarmayacak. Yarın CHP iktidara gelirse ona engel çıkarmayacak. Eğer biz partizanlık yaparsak, CHP partizanlık yaparsa olmaz öyle şey diyecek. Bilmem liyakati esas alacak, hukuku kanunu esas alacak, sorumlu bir insan oraya koyalım, bir hakemi koyalım, orası hakem, fren, dur diyecek yer. Hayır, ben kendi militanımı koyacağım inadına girince tabii buna kimse evet demek durumunda değildir, direnç sergilendi. Bakın ben hatırlayacaksınız, bana sordu bizim gibi işte programlarda gazeteci arkadaşlarım, bir AKP'linin Cumhurbaşkanı seçilmesini kabul edebilir misin? Ben dediler. De onu soracaktım. Evet. Ben de dedim ki parlamentoda cumhurbaşkanı olabilecek bir AKP'li yoktur deme hakkına sahip değilim dedim. Hı hı. Elbette bu parlamento içinden var AKP mı? Bir adayınız olabilir. Var mı? Ya benim adayım yok. Adaylık meselesi yok artık şimdi. Hayır, yani kafanızda orada, bir şimdi o, şu olsa olur dediğiniz şimdi, bir ya kimse var. Ya var tabii, olmaz olur, olunabilir, bulunabilir. Onu söyledim işte. Ama bunlar takip edilmedi. Başbakan bizimle konuşmayı zaman israfı saydı. Ya sen beni değil, benim temsil ettiğim 6 milyon üzerindeki Türk vatandaşını yok sayıyorsun. Ben onlar adına buradayım. Sen benimle konuşacaksın. Beni dinleyeceksin. Birlikte parlamento seçecek cumhurbaşkanını. Bak 3'te 2 demiş anayasa. O 3'te 2'yi nasıl sağlayacağız? Sen illa ben olurum diye kriz yaratmak istersen yaratırsın. Ama uzlaşma yaratmak istersen uzlaşırsın. Ahmet Necdet Sezer nasıl seçildi? Parçalı bir kadro vardı. Hı. Çıktı, onlar dediler ki ya bir doğru dürüst bir insan, hepimizin anayasayı kavrayacak, gereğini yapacak, ahlaklı, ülkeyi temsil edecek bir insan. Sağa sola soruldu. Bilmem işte bir milletvekili bu ismi ortaya attı. Kendisiyle temas, liderlere soruldu. Hepsi herkes olur dedi. Ya böyle bir çalışmayı niye yapmıyorsunuz? Şimdi diyorlar ki efendim seçemedik. Bu anayasaya göre 367 gerekiyormuş. 367 Ahmet Necdet Sezer'de bulundu. Süleyman Demirel de bulundu. Gene bulunur. Bugün biz de bulabilirdik doğru dürüst bir aday gösterseydiniz. Sizin yeni mecliste adayınız var mı? Yeni mecliste AKP'nin olmaz olur içinde. Mu? Var tabii. Ne oldu? Yeni ki, mecliste. Hangisi, ya gazetecilik yapma şimdi. Gecikmiş mi gazetecilik olacak? Çünkü bitti artık iş yani. Artık. Zamanında olsa neyse. Ama olsun gene. Tamam ne, ama yani artık bu anlamı kalmadı bunun. önümüzdeki seçimde parlamento nasıl oluşursa oluşsun bak. Seçilmez diyorlar. Hiç kuşku yok seçilir. Herkes tabii bakacaktır. Önce uzlaşma ihtiyacı dikkate alınacaktır. Ve aranacaktır bir isim. Efendim 3'te 1'i bunu engelleyebilir. Ya seçim yapılmış. Parlamentoya gelmiş. Hangi milletvekili? 4. turdan sonra seçim. Mehmet Ali Bey. 4. turdan sonra seçim. Yani hangi milletvekili seçilip geldikten bir ay sonra sırf inat ve ısrar yüzünden evet, çoğunluğun mutabakat sağladığı derli toplu bir cumhurbaşkanını seçtirmemek için Türkiye'yi seçime sürüklemenin sorumluluğunu üstlenebilir. Böyle bir şey olur mu? Olmaz. Bunlar doğru değil. Bunların hepsi bahane. Neyin bahanesi? Şimdi bakın bu tablodan yola çıkarak dediler ki ha öyle mi?
size biz gösteririz. Hırsla, inatla, böyle kızgınlıkla, yenilmiş olmanın ezikliğiyle ayağa kalktılar. Biz duman ederiz burayı dercesine. Anayasanın bütün temel maddelerini değiştiren bir yeni düzenleme getiririz. Ya bu meclis cumhurbaşkanını seçememiş. 16 Mayıs'tan itibaren anayasamıza göre derhal yenilenmesi gereken meclis haline gelmiş. Yani caretaker government vardır ya. O caretaker government günlük işleri götürür. Ona buna savaş açmaz. Ona göre büyük ekonomik kararlar almaz. Yani sen günü idare edeceksin. Şimdi bu duruma düşmüş olan bir meclis çıkıyor diyor ki ben 80 yıllık cumhuriyetin temeline dinamit koyacak. Sana dışarıdan anlattım. Bizim de burada vatandaşlarımıza da duyurayım. Bakın kısa bir süre önce buraya gelmeden çok değerli, deneyimli bir siyasi adamı Sayın Mehmet Turgut. Adalet Partisi'nin Sanayi Bakanı'ydı. Çok saygıdeğer bir insandır. Yaşlı, köşesine çekilmiş şimdi. Bana telefon açtı, partiye telefon açmış. Arkadaşlarıma haber verdiler ve konuştuk. İlk kez telefonda konuşuyoruz. Bana ilk söylediği cümle şu. Beni tanıdınız mı dedi. Yani bunca yıl geçti. Unutmuş, tanımaz olur muyum dedim. Siz Mehmet Turgut Sanayi Bakanı mısınız? Sizin memleket meseleleri hakkında kitaplarınız biliyorum. Bir sürü kitabı var seçimle ilgili de. Bakın dedi, size şunu söylemek için açtım. Bu anayasa değişikliği çıkarsa Türkiye'nin felaketi olur dedi. Bakın Mehmet Turgut diyor. Neden? Türkiye'nin felaketi olur dedi. Türkiye'nin bütün anayasası, rejimi allak bullak olur. Bunu mutlaka önlemelisiniz dedi. Dedim haklısınız, ben de çok kaygılıyım bu konuda, anlatmaya çalışıyoruz ama pek anlama eğilimi içinde gözükmüyorlar. Olayı maalesef böyle bir hırs, kızgınlık, hesaplaşma konusu haline getiriyorlar ve öyle bir adım atılıyor ki Türkiye'nin anayasa rejimi allak bullak olacak. Türkiye'deki bütün ciddi siyaset bilimcilerle, anayasa okuyucularıyla konuşun. Hepsi ciddi kaygı içinde. Aman çok yanlış olur, buna bu hiç gerek yoktur diye. Bu bir sistemin değiştirilmesi mi? Nedir bu? Bu tam bir karmaşa yaratabilecek olan bir hilkat garibesi. Sayın Ersin Kalaycıoğlu'nun ifadesini söylüyorum. Sabahleyin televizyon programında, radyo programında dinledim. Kendisini de kutladım telefonda. Bir hilkat garibesi diyor. Tamamen öyledir. Yani bir parlamenter rejimin kendine göre bir mantığı var. Çünkü bir yerde böyle baktığınız zaman Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesi doğru bir şey. Diye geliyor. Gayet şimdi doğru bakın, bir şey. Bakın buradaki mesele şu. Bizim 80 yıllık siyaset sistemimizin bir temel kavramı var. Anayasamızın, meclisimizin alnında da yazılıdır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Parlamenter rejim. Ha, parlamenter. Ve egemenliğin, bu kayıtsız şartsız millette olan egemenlik Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilir. Halk seçim yapar. Yani halk milli iradenin çıkış aynen noktasıdır. Meclisi seçer. Mecliste hepimiz halk adına karar alırız. Şimdi ne olacak biliyor musunuz? Şirk koşulacak. Halkın meclise temsil edilen milli iradesine gene halkın oyuyla seçilmiş bir başkası ortak edilecek. Böylece halkın milli iradesi çatallaşmaya başlayacak. İki ayrı milli irade. Birisi meclis, birisi halk. Mecliste 550 kişi var. Doğrudan seçilen bir kişi. Meşruiyetini milletten alıyor. Aynı meşruiyet düzeyinde mecliste. Şimdi böyle bir otorite, halktan seçilmiş bir otorite olağanüstü güçlü olur. Olağanüstü güçlü olur. Yani hükümet sistemi, idare, ne diğer devletin çeşitli organları bu tablo karşısında bir etkinlik sergileme, demokratik bir etkinlik sergileme şansını kaybederler. Ve iktidar kişiselleşmeye başlar. Türkiye'nin Latin Amerikalılaşması süreci başlar. Yani ekonomide Latin Amerikalılaşma bir ayrı olaydır biliyoruz. Şimdi siyasette bir Latin Amerikalılaşma ve siyasette Latin Amerikalılaşmaların nelere yol açtığını hepimiz çok iyi biliriz. Fren sistemi kalmaz. Fren artık sistem dışı unsurlara emanet edilir hale gelir. Çok yanlış olur. Çok sakıncalı olur. Bunları görüyor Mehmet Turgut. Ya ne yapıyorsunuz diyor. Yani biz kurumsallaşma mücadelesini henüz tam oturtamamış bir ülkeyiz.
Bakın bir sürü kurumlarımız var. Onların dengelerini bulmaya çalışıyoruz. Şimdi siz bunu seçtirdiğiniz zaman bunun yetkileri ne olacak? Bunun denetimi nasıl olacak? Bir tasarı getirdiler. Baktık Cumhurbaşkanı'nın dokunulmazlığı vardır diye madde koymuşlar. Şimdi yok ya. Ha mesele bu mu dedik, yani dokunulmazlık mıymış? Neymiş konu? Sonra baktılar, mahcup oldular. Onu kaldırarak yeni bir örnek dağıttılar. Şimdi bunlar düşünülmemiş. Anayasa, yani Türkiye'de siyaset bilimi, kamuoyu, Mehmet Ali'ciğim, bunu konuşmadı daha, tartışmadı. Ortada bir proje yok. Ciddi, yani Türkiye, bakın 61 anayasası nasıl hazırladı, 82 anayasası nasıl hazırlandı, bunları çok iyi biliyoruz. Bu yeni bir anayasa hazırlamak demek. Ben seçim sistemini değiştiriyorum sadece. Seçmek imkansız hale geldi, onun için imkansız hale gelmedi. Sadece seçim sistemini değil, devletin rejimini değiştiriyorsun. Bu rejim değişikliği. Evet, oraya götürür, kesin oraya götürür. Ve oraya götürsün diye zaten onun ilk adımı diye düşünülüyor. Ve bu şekliyle, bu böyle bir halk demagojisiyle falan geçiştirilecek bir konu değil. Halk seçtireceğiz canım. O zaman başbakan da halka seçtirelim. Bakanları da halka seçtirelim. Genel müdürler de halka seçtirelim. Peki, yani bu soru, demagojinin sonu yok. Halk tek temel otoriteyi seçer. Millet meclisi. Bir soru geliyor o zaman aklıma. Muhalefet. Ve bu, affedersin, bakın bu... Bunu ilgili kamuoyu, üniversiteler konuşmadı, tartışmadı. Daha bir bilim adamı ortada bunu savunan yok. Siyaset çalışmadı. Daha biz ana muhalefetiz. Böyle bir projeyi görmedik. Daha bu akşam elden ele gidiyor. Yanlış verdik, oydu buydu. Bilavvallik. Bu bir hafta içinde bu çıkacak. Ya dünyanın neresinde bir hafta içinde böyle bir düzenleme olur? Yani siyaset konuşmadı. Bilim dünyası konuşmadı. Türkiye kamuoyu bunun ne anlama geldiğinin daha tam farkında değil. Bunu kararlaştıracak olan meclis de artık yenilenmesi gereken meclis. Ya bu kadar önemli bir iddia varsa verin, yeni meclis gelsin. Seçimden sonra, Temmuz'da seçim diyorsunuz. Temmuz ayında gelen meclis bunu müzakere etsin. Orada ele alalım. Hayır, hemen şimdi yapalım. Bu telaş ne? Bu panik ne? Bunun altında ne yatıyor? Bunun altında sağlıklı bir noktaya bizi getirmeyecek olan duygular yatıyor. Hesaplaşma duyguları, kızgınlıklar, intikam alma hevesleri. Bu sağlıklı değil. Bir ülke böyle anayasa düzenlemez. Ama bu noktaya AK Parti'yi bir yerde hep birlikte getirilmedi mi? Yani muhalefetiyle, mitingiyle, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin muhtarasıyla bir yerde itilmedi mi? İtildiği yer nedir? Benim görüşüm o değil. Tam tersine Türkiye ayağa kaldırdı. Yani Türkiye duruyordu. Seçimden sonra, gene sen de hatırlayacaksın, ben bunları ziyaret ettim 2002 seçiminden sonra. Hiç o zamana kadar böyle bir uygulama yok. Hiçbir siyasi parti genel başkanı seçimden sonra kazanan partiye gidip bilmem kutlarız, iktidar sizin, başarılar falan dememiş. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin başkanları birbirlerinin elini sıkamıyorlar. Aynı tribünde maç izleyemiyorlar. Biz gittik, ben gittim, dedim kutluyorum. 3'te 2'ye yakın bir çoğunluğunuz var. Başarılar dilerim. Bakın Türkiye'nin önünde şimdi önemli konular var. AB, Kıbrıs. Bu konuda gereken işbirliğini yapalım. Hatta Kıbrıs için o zaman şunu söyledim. Dedim ki seçimden hemen sonra bu. Bakın anlam planı daha ilan edilmedi. Aman ne olur, ne müdahale edeceksek şimdi müdahale edin. Derhal temas kurun. Planı, iç yüzünü anlamaya çalışın. Ve bizim kabul edemeyeceğimiz unsurlar varsa bunu düzeltmek için şimdiden girişim yapın. Plan ilan edildikten sonra çok zor olur. En kritik noktada izledim. Bak bunu en iyi anlayacaklardan birisin sen. Bunu söyledim. AB konusunda her türlü işbirliğini yaparız. Ve sonra dedim ki bakın sakın ha Türkiye'nin rotasıyla oynamayın. Biz 80 yıllık bir rota içine girdik. Devlet sistemimizi, düzenimizi, cumhuriyetin kazanımlarını tehlikeye atacak adımlar atmayın. Bunu niye söylüyorum? Sizin bir parçası olduğunuz siyasi gelenek geçmişte bunu yaptı. 3-4 tane parti kapandı ya Türkiye'de. Hukuk kapattı. Yani gene bu böyle bir ihtimal akla geliyor. Sakın ha siz girmeyin. Türkiye artık bu kavgaları arkada bıraksın. Bu bizim rejimimiz bütün dünyada herkesin değer verdiği bir noktaya doğru geliyor. Dünya bu Türkiye modeli diye buna bakıyor. Gelin bunu işletelim. Merak etme hallederiz dediler. Böyle denir de dedim 3-4 yıl sonra bunu yapamaz olursunuz. Ben bilirim bu işleri dedim. Gülüştük gittik. Şimdi 3 yıl geçti bu tablo geldi. Şimdi onlar yarattı yani. Eğer onlar bu konularla kurcalamayıp oynamamış olsalardı, o 23 Nisan'da meclis başkanı o konuşmayı yapmasaydı, başbakan ona dayalı olarak o konuşmayı yapmasaydı, başbakanlık müsteşarı çıkmış, cumhuriyetin modası geçti diyor. Bunlar milliyetçiliği, cumhuriyeti ve laikliği dini temelde yeniden tanzim edeceğiz diyor. Ve onun için onu sormak istiyordum aslında. AK Partisi'nin cumhurbaşkanını seçmesi
Kaygınız ne? Türkiye'nin İran olması mı? Bakın, içinde bulunduğumuz coğrafya oturmuş bir coğrafya değil. Çok sürekli değişiklikler yaşanıyor. İran dediniz, İran nereden nereye geldi? Yarın nereye gider? Bilemem. Bakın Irak diyorsunuz, bugün Irak'tan bahsetmek giderek güçleşiyor. Irak çok değişik bir manzara sergiler hale geliyor. Daha bir süre önce en yetkili devlet adamları, dışişleri bakanları bu bölgenin haritasının değişeceğini resmen ilan ettiler. Türkiye'nin haritasıyla ilgili değerlendirmeler artık resmi çevrelerde yapılır hale geldi. Resmi askeri toplantılarda bu konuşulur hale geldi. Böyle bir tablonun içindeyiz. Böyle bir manzara karşısında Türkiye'de canım hiç telaşa gerek yok, merak etmeyin. Bu böyle aynen devam eder demek mümkün değil. Hı hı. Yani bakınız Barzani, Talebani Türkiye ile doğrudan ilgili. Aman ha diyor, şu anda AKP'ye rahatsız etmeyin diyor. Bırakın AKP gelsin diyor. AKP ile uğraşmayın diyor. Niye? Çünkü uygun dişine göre bir mutabakat var. Bu da bizi kaygılandırıyor. Yani bizi derken milleti kaygılandırıyor. Meydanlara çıkan milyonlarca insan. Niye bayraklar elde Mehmet Ali? Hı. Niye? O bayrak ne biliyor musun? O bayrak kimliği ilan etme ihtiyacı. Biz buyuz arkadaşlar. Meydan okuma o. Yani biz varız. Biz yok olmadık deme ihtiyacı. Evlerde bazıları 3 tane bayrak asıyor kendi evine. Aynı evde. Şimdi bu duyguyu anlamak lazım. Bu duygu bunlar yarattı. Hiç kuşku yok bunlar yarattı. Yani Türkiye'nin terör karşısındaki tavrı, Türkiye'nin işte bu bahsettiğim gelişmeler karşısındaki tutumu, içeride devletin kurumlarıyla çatışma, gerginlik ve Türkiye'nin 80 yıllık cumhuriyet birikimine karşı takılınan tavırlar, bu neye gider? Vallahi neye gider bilemem. Yani ama Türkiye'yi çok ciddi sıkıntıya, kargaşaya sokar. Çok ciddi kargaşaya sokar. Yani bakın, iki ayrı Türkiye diye New York Times yazılar yazdı. Bunları sen çok dikkatli izliyorsun. Şimdi bu lafların söylenmesi bile hoş değil. Ama bakınca bunu görüyor. Bunu görüyor. O Türkiye ne olacak? İki Türkiye çatışıyor. Bir Türkiye mi gelecek, öbür Türkiye mi? Şimdi bunlar iyi şeyler değil. Ve böyle bir ortamda milyonlarca insan sahneye çıkıyor. Önce böyle güler yüzlü tatlı mitingler olur. Sonra bu dayatmalar. Bakın bu psikoloji, AKP'ye egemen olan bu psikoloji Türkiye'yi büyük sıkıntıyla karşı karşıya bırakacak psikoloji. Aslında diyalog yok. Muhalefetle temas yok. Müzakere yok. Dediğim dedik, ben bilirim havası. Dayatmacı bir tavır. Adayı dayatıyor. Düşünceyi dayatıyor. Seçim tarihini dayatıyor. Anayasa değişikliğini dayatıyor. Niye? Elinde bir çoğunluk var. O çoğunluk 10 gün sonra yok olacak diye korku içinde. Ya olmaz mı, böyle bir şey olur ve biz bu memleketin insanlarıyız. Aslında bakıyorum da hemen hemen aynı şeyler bir yerde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu meşhur internet sitesine koyduğu, e-mail ile gönderdiği mesajda da var. Ona siz ne diyorsunuz? Muhtıra mı diyorsunuz? Müdahale mi? Açıklama mı? Nedir sizce o? Yani onunla ilgili yaptığım konuşmalarda ben bildiri dedim galiba. Silahlı Kuvvetlerin bildirisi dedim. Tabii müdahale olarak görmüyorum. Yani 28 bu, Şubat gibi bir şey görmüyorsunuz orada. Şimdi yani bir, çok karmaşık. Çünkü sadece kendi başını anlamak da doğru değil. O geleceğe yönelik şeyler de, hükümler de içeriyor. Yani kararlılık ve aynı çizgide devam anlayışının altı çiziliyor. Bir cümle var ki, tabii, yani ben müdahale ederim. O nedenle ederim. Bir süreç yani. Müdahale ederime kadar götürüyor. Tamam, bu bir süreç. Önce şunu söyleyeyim. Tabii Türkiye'nin bu noktaya gelmiş olması üzüntü verici. Hiç kuşku yok. Türkiye böyle bir tabloyla kesinlikle karşılaşmasın isterim. Karşılaşmasın diye ümit sürpriz ederim. Sürpriz oldu mu Deniz? Kesin. Kesin. Bu sürpriz oldu mu? Kesin. Biliyor muydunuz daha önceden ya, böyle bir şey bu iddiaları ortaya atanlar var. Onun için burada da tekrar ifade edeyim. Çok net bir şekilde söylüyorum. Kesinlikle hiçbir şekilde haberim olmadı. Gece bizim iletişim danışmanımız, partimizin Baki Özilhan, tanırsın. Tabii. Baki telefonla, heyecanlı bir sesle aradı ve dedi ki ya müthiş bir şey, internette bir bildiri, çok dehşet laflar, ne bildirisi, kimin bildirisi? Ya falan dedi, Genelkurmay sitesinde varmış, kim koymuş, içeriği ne, Cumhurbaşkanlığından bahsediyor mu? Bu sorular benim sorularım. Bunların hepsine cevap verdi. Ya oku bazı bölümleri, tümü çok uzun dedi. Birkaç bölüm okudu. Tamam, herhalde bu televizyon yansır tabii dedi. Hemen televizyonlara geçtim ve televizyonları da izlemeye başladım. Anlayışla mı karşıladınız? Üzüntüyle karşıladım. Bakın ilk değerlendirmem hep üzüntü oldu. Bunu ifade ettim.
Türkiye'nin bu noktaya gelmiş olmasını istemezdim. Yani bakın, geldiğimiz noktada Türkiye'de bir kamplaşma eğilimi görüyorum. Bu kamplaşma üzüntü verici bir şey. Yani kimsenin kimseye karşı bir konuşlanma içine girmesini tercih etmiyorum. Ve herkes işine gücüne bakmalıdır. Türkiye'de sistem işlemelidir, demokrasi işlemelidir. Ve biz birbirimizle uğraşır, birbirimizle çelişir bir noktaya gelmemeliyiz. Şimdi böyle olaylar tabii bu kamplaşmayı hızlandırıyor. Bundan dolayı üzülüyorum. Bak, benim üzerime de geliyor. Şimdi sen soruyorsun, başka yerde başkası soruyor. Soranların bir kısmı benden ordunun aleyhinde açıklama yapmamı istiyorlar. Sen öyle bir şey istemiyorsun. Biliyorum, sen durumu anlamaya çalışıyorsun. Ama bazıları benden ver veriştir, bilmem benzet demek istiyor. Şimdi bu hiç hoşuma gitmiyor. Hiç böyle bir şey yapmak istemiyorum. Yani bunu niye yapmak istemiyorum? Bir defa Türkiye'de silahlı kuvvetlerin toplumun temel güçlü bir kurumu olarak varlığını ve etkisini korumasından mutluluk duyuyorum. Bu coğrafyada güçlü bir silahlı kuvvetler olmadan Türkiye'nin, yani senin, yani benim gazeteciliğinin, benim siyasetçiliğimin huzur içinde akşam çoluğumuz çocuğumuzu evimize toplamamızın yolu yoktur. Güçlü bir silahlı kuvvetlere Türkiye'nin ihtiyacı var. Yani güç de sadece asker ve silah cephaneyle olmaz. Güç dayanışmayla, beraberlikle, inançla, güvenle olur. Bakın, kamuoyu araştırmaları yapılıyor. Toplumun en güvendiği kurumların başında. Bu memnuniyet verici bir şey. Bunu bozmak istemiyorum. Silahlı kuvvetleri rahatsız eden olayların ne olduğunu biliyorum. Onlar ondan önce beni rahatsız etti. Ben 2 yıldır bunun mücadelesini yapıyorum. Bak, 2002'den beri yapmıyorum. 2002'den beri kredi açtım. Bunları yönlendirmeye çalıştım. İlk buluşmamda söylediğim şekilde. Ve o yönde destek olmaya çalıştım bunlara. Ama 2005 tarihinde resmen gördüm. 2006'da bunlar Türkiye'nin anayasal düzenine karşı muhtıra verdiler. Muhtıra. O meclis başkanının konuşması odur. Başbakanın konuşması odur. Bunu görmezlikten mi geleceğiz? Siyaset. Ben de kendi siyaset olanaklarım çerçevesinde bununla mücadele ediyorum. Ve bunu başarıya ulaştırmak istiyorum. Şimdi bu çerçevede bunu ben götüreceğim. Ben götürüyorum. Diğer devlet kurumlarının bu olaylara müdahale etmek durumunda kalması beni üzüyor. Buna hiç gerek olmasın istiyorum. Ama o kurumlarla da kavga etme ihtiyacını hissetmiyorum. Anladım. Niye hissetmiyorum? O kurumların ülkeye darbe yaparak, Türkiye'yi ele geçirerek, Türkiye'yi yönetme ihtirası ve tertibi içinde oldukları kanaatinde değilim. Darbe olmaz diyorsunuz. Olmaz. Onların da oldurma çabası içinde oldukları kanısında değilim bak. Bu önemli bir nokta. Yani Latin Amerika'daki o bildiğimiz tablo şu anda burada yok. Şu anda burada TSK ben inanıyorum. Darbe yapmaz. Şu anda burada ben silahlı kuvvetlerin yöneticilerinin Türkiye kendi demokratik dinamiğiyle bu sorunları aşma imkanını sağlasa da biz de huzur içinde olsak diye düşündüğü kanısındayım. Yani onun ötesi, bunu fırsat bulalım, onu tahrik edelim. Anladım. Bunu, yani bana yansımış böyle bir şey yok. Benim onlarla bir diyaloğum yok. Hiçbir zaman bir araya gelmiyorum. Sadece dışarıdan bakarak değerlendiriyorum. Ve onların samimi bir şekilde beni rahatsız eden kaygılarla aman Türkiye rayından çıkmasın duyarlılığı içinde olduğunu görüyorum. Ben o duyarlılığın gereğini yapmaya çalışıyorum. Şimdi buradaki mesele bu duyarlılığı hepimizin, sivil toplumun, yani iş dünyasının, yani medya dünyasının, yani sivil toplumun, esnaf kuruluşlarının, TOB'un, sendikaların, hepimizin kavraması, ya bu ülke bizimdir, bu ülkede siyaset işleyecektir demesi ve siyaseti işletme dayatması yapmasıdır. Siyaset başka nasıl şey işler? Yok. Siyaset iktidarıyla, muhalefetiyle tartışarak, gerekirse çekişerek, kavga ederek ama o çerçevede tutarak işler. Bunu yapmamız lazım. Bunu yapabiliriz. Bunu yapmamızı engelleyen bir tertip görmüyorum. Ve bu tip kriz tabloları maalesef hepimizi rahatsız ediyor, hepimizi tedirgin ediyor. Bu olmasın istiyorum. Ben şimdi reklama geçmeden önce ve asıl bir başka konuya geçmeden önce, DSP ile yakınlaşmaya geçmeden önce bir son soru sormayı. Şimdi eskiden bu tip olaylar olduğunda, mesela örneğin Özal'ın ANAP döneminde askerin çıkması Özal'ı iktidar yaptı. 28 Şubat AKP'yi bir yerde getirdi. Bu defa da AKP'ye oy kazandırır mı bu? Şimdi bakın, orada bir temel yanlış yapıldığı kanısındayım. Bu yanlış kamuoyumuzda çok yapılıyor. Bu yanlışın 2 ayağı var. Birisi mağduriyet iddiasıyla ilgili ayak. Hı hı. Yani efendim işte mağdur, asker mağdur. Asker kimseyi mağdur etmedi. Hı. AKP'nin mağdur olduğu iddiası kesinlikle doğru değildir. AKP mağdur değil, mağrurdur, mağrur.
mağdur değildir, burnu havadadır, dayatmacıdır AKP. Kime dayatma? Görmüyor musunuz ya? Muhalefeti tanımıyor. Kendi milletvekillerini bile tanımıyor. Kararı dar bir çevrede alıyor. Cumhurbaşkanını ben belirlerim diyor. Efendim işte anayasa değişikliğini kim konuştu? Üniversiteyi tanımıyor. Bilim adamlarını tanımıyor. Siyaset ortamını tanımıyor. Göster verdik, hadi verdik diyor. Sonra o yanlış vermişiz, onu ver, doğrusu bu diyor. Diyorsunuz, üç gün sonra şey yapmaz. Bir dakika, yani bir böyle bir haksızlığa uğramış bir konum yok. Hiç haksızlığa uğramadı. Yani iş başında devam ediyor. Anladım. Silahlı kuvvetler bir şey söyledi. Onun daha ağırını kendisi söyledi. Hı-hı. Kimse sesini çıkarmadı, bak dikkat et şu ana kadar. Hı-hı. İlk kez oluyor. Evet. O tuttu, daha ağır bir cevap verdi. O sükunetle bekliyor herkes. Şimdi bu mağduriyet değil. Bu burnu havada, bu dayatmacı, külhani bir tavır bu. Şimdi bu tavır yürüyor. Bunun halk da farkında. İki, ortada mağduriyet diyorsa mağduriyet bunların iktidar uygulamaları dolayısıyla halkın mağduriyetidir. İşsiz gencin mağduriyetidir. Bilmem işte çiftçinin mağduriyetidir. Bilmem kepengini kapatan esnafın mağduriyetidir. Döviz baskısı altında ihracat yapamayan sanayicinin mağduriyetidir. Neyi mağdur canım? Çoluğu çocuğunun durumu ortada. Aile evladının durumu ortada. Gencecik aile mensupları aldılar götürüyorlar. Herkes bunu görüyor ortada. Mağduriyet yok. Bir. İkinci yanılgı şu. Bizim halkımız devletin kurumlarıyla, silahlı kuvvetleriyle ona meydan okuyarak onunla çatışan siyasetçiden hoşlanmaz. Kesinlikle hoşlanmaz. Böyle kahramanlık falan yapma, burun sürtme, efelik yapma. Yani son tahlilde bunlara itibar etmez. Ve bu çatışmaya kim girerse kaybetmiştir. Bakın bizdeki temel yanılgı, demokratik bilinç onu gerektiriyor diye insanlar böyle efsaneler üretiyorlar. Yazarlar, çizerler. İşte oldu da oldu. Bak ne oldu bakalım. 1969'da Demirel birinci parti olarak geldi. 12 Mart muhtırası verildi. 71'de. 73'te seçim yapıldı. Birdenbire düştü. Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti oldu. Evet. 73'te %40'lardan oyu %30'lara yarıya yakın bir şekilde düştü Adalet Partisi'nin. İkinci bu süreç müdahale süreci niteliğindeki ikinci olay 28 Şubat olayıdır. 28 Şubat'ta Refah Partisi birinci partiydi. Şeyden önce 97 seçiminde. 99 seçiminde 3. parti oldu. Yani o şeyin mağduriyet AKP'nin şey gelişi yapmıyordu. AKP'nin gelişi 99'da değildir, 2002'de. 2002'de gelişi 99-2002 arasındaki hükümetin iflasının sonucudur. Ekonominin çöküşünün sonucudur. O başka bir iştir. Yani buradan çıkaracağım şu. Buna göre siyaset yapmak doğru değil. Yani özetlemek gerekirse şunları mı Deniz Baykar, şunları mı diyelim? Asker bunu yapmakta hakkı vardı. Çünkü tahrik oldu. Bu noktaya geldi. Bu senin değerlendirmen. Ben öyle bir değerlendirme yapmadım. Yani ben haksızlık hükmü verme konumunda olduğumu düşünmüyorum. Ben üzüntüyle karşılıyorum. Anladım. Bir süreci. Benim gördüğüm böyle bir tabloyla karşılaşıldı. Bu tablo AKP'ye yaramaz bu şey. Bu yani. AKP toplumu 1 milyon insan niye çıktı meydana? Türkiye tarihinde ilk kez. Bakın şimdi muhtırayı bırakın. Ondan bağımsız olarak 1 milyonun üzerinde insan İstanbul'da. Niye çıktı meydana? Onları rahatsız eden bir şey yok mu? Var. O sadece onları rahatsız eder. Etmekte haklı, başka kimse rahatsız etmesin. Benim de anlayışım o. Bak ben bu bilinci sağlamaya çalıştım. Onun için mücadele ettim. O tabloyu görünce mutlu oldum. Şimdi onunla sonuç alacağımıza inanıyorum ben. Oradan çıkacak. Orada çok açıkça ne dediler bak, darbe de istemiyoruz, bilmem işte böyle dayatmacı bir iktidar da istemiyoruz dediler. Meydan dedi, doğrusunu söyledi. Şimdi işletilmesi gereken bu. Kimse de zannetmesin ki böyle bir tablo içinde o halkı rahatsız eden olayları unutturarak askere meydan okuyup, onunla çatışıp mağduriyet rollerine girerek bundan sonuç çıkarır. Zannetmesin. Türkiye'nin siyasetle bunu göstermez. Hele bunların bunu yapmaya hiç hakları yoktur. Bakın bunu söyleyen bir insan olarak benim siyaset ve askeri müdahale ilişki tarihimi de kısaca hatırlatmak isterim.
Yani o konuda kimse yanılmasın. 12 Mart muhtırası verildiği zaman ben Bülent Ecevit'le aynı arabanın içindeydim. Adana'ya şeye gidiyorduk, çiftçi kurultayına gidiyorduk. Hepimiz coşku içinde, heyecan içinde iktidara geliyoruz diye düşünüyorduk. Müthiş bir çalışma yapmıştık. Solu yeniden tarif etmiştik. Şeyi reddetmiştik. 12 Mart döneminde işbirliği ortamını reddetmiştik falan. Daha sonra reddettik. Tam buraya giderken saat 13'te muhtıra okundu. Rahşan Hanım da vardı, Bülent Bey de vardı. Ben de vardım, beraberdik. Ve çok canımız sıkıldı. Orada 100. kilometrede bir makas denilen yer vardır. Adana'ya giden Ankara yolunun üstünde. O lokantada, yanındaki lokantada bir ayak divanı yaptık. Sonra arabaları değiştirdik. Başka politikacılar da vardı. Hanımları bir başka arabaya attık. Biz kendi arabamızda. Turan yani. Güneş Hoca da vardı. Turan Hoca. Yani bir harem selamlık size. Daha ziyade o bir siyasi değerlendirme yapma ihtiyacından evet. kaynaklanıyordu. Yani yetkililer burada toplansın da konuşsun diye. Niye, dönüş yolunda onların da ayrı da ama biz görevliydik. Parti etmişiz. Görevlisi. Şimdi arabada dönerken Turan Hoca arabayı kullanıyor. Peugeot bir arabası vardı. Bir yandan konuşuyor, bir yandan Ecevit, bir yandan ben, bir yandan Turan Hoca ağlıyoruz. Ve gözyaşları içinde Pembe Köşk'e geldik İsmet Paşa'ya. Yolda da Bülent Bey'e böyle bir şeye kesinlikle hayır demeliyiz, işbirliği yapmayacağız. O şeyiniz var. Dedik onu ve bunu Paşa'ya anlat dedik. İnönü'yü anlat. İnönü'de sakın ha bunlara evet demesin. Pembe Köşk'e indik. Biz arabanın içindeyiz zaten. Turan Hoca'yla. Şey çıktı İnönü'nün yanına Bülent Bey. Merakla bekliyoruz gelsin diye. Geldi. Nasıl oldu dedim. Çok iyi karşıladı dedi. Oldu. O da bizim gibi bakıyor. Ne kadar sevindik. Çıktık ve ilk demecini verdi İnönü. Dedi ki meclis tabur değildir. Emir ve kumandayla idare edilemez. Gerçekten. İlk demeci budur şeyin ismi. Nasıl sevindik. Büyük mutluluk. Tabii İsmet Paşa çok deneyimli bir insan. Bir süre sonra Türkiye'nin dengeleri tekrar bir sivil çıkışın önünü açacağım diye bizi bir kenara bıraktı. Gerekli işbirliklerini oluşturdu ve Türkiye'yi 12 Mart muhtırasının o sıkıntılı günlerinden çıkardı. Şimdi birinci olay bu. Arkasından 12 Eylül'den sonra ben gözaltına alındım, tutuklandım, zincir bozanda sürgüne götürüldüm. Orada imzalatmak istediler bir takım belgeleri, onları imzalamadım. Evren'e doğrudan mektup yazdım. Bunları yapmaya senin hakkın yoktur diye. Sen bir hukuk cinayeti işliyorsun, demokrasi cinayeti işliyorsun. Ne hakla bizi burada tutuyorsun falan diye çok ağır. Bunlar devletin arşivindedir. İmzamla tepkileri. Bu mücadele, demokrasi mücadelesini verdik. Tekrar askeri mücadele dışında, askeri yönetim dışında bir sivil demokratik rejimi kurmak için her türlü katkıyı yaptık. Bu konularda bizim bir tereddüdümüz yok. Kompleksimiz de yok. Hiçbir şeyi de kanıtlamak durumunda değiliz. Ve Türkiye'nin daima sivil demokratik bir rejimle yönetilmesi gerektiğine kesinlikle inanıyorum. Hiçbir zaman bir askeri müdahaleye destek olmam. Hiç böyle bir anlayışım yoktu. Gerekli İşinde olsa bu, dahi. Benim kesin angajmanım budur. Yani benim kişiliğimin bir parçasıdır. Hiçbir zaman ben halkın milli iradenin desteği dışında bir siyaset penceresine açık durmam. Tabii ikinci bir nokta var. O da acaba herkesin çok merak ettiği ve programın sonuna geldik. Sonunda ele alacağımız konu. Acaba bir muhalefetin, sol muhalefetin bir araya gelip gelmeyeceği sevgili seyirciler en önemli konu. Zeki Sezer bir yerde Kanal D ana haberde görüşlerini açıkladı. Sevgili seyirciler, şimdi işin en önemli noktasına geldik. Çünkü herkesin çok merakla beklediği konu. Zeki Sezer, DSP Genel Başkanı bugün Kanal D ana haberdeydi. Ve acaba Cumhuriyet Halk Partisi'nde, çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bir istekte bulundu. Dedi ki açtı ilk defa, eğer yanılmıyorsam. Doğru. İlk defa Doğru. Dedi ki bırakalım her şeyi, gelin kucaklaşalım. O katılım mı nedir onu tam evet. çıkaramadık ama birleşme, gelin birleşme. Kucaklaşalım dedi. Ve buna Zeki Bey'in bakın cevabı nasıl oldu? Sayın Baykal'dan randevu talep ettiniz mi? Görüşeceğiniz mi? Ne zaman görüşeceğiniz? Şimdi tabii bu açıklamamızda o randevu talebi var ama yarından itibaren fiilen de resmen de arayıp görüşmek istediğimi söyleyeceğim. Ben bu gece 32. günde kendisini konuk edeceğim. Mesela kendisine bir mesajınız var mı? Şuraya deyin ki Deniz Baykal ben şunu istiyorum deyin. Ben de kendisine sorayım bunu. Ama bu, ne istediğimizi bugünkü açıklamamızda çok açık koyduk. Cumhuriyetten yana güçler, laik demokrasiden yana güçler seçime birlikte girmeli.
tüm toplumun istediği bu. Çağlayan'daki vatandaşlarımızın istediği de bu. Ben oradaydım. 4 saat Çağlayan'daydım. Binlerce vatandaşla birebir görüştüm. Kameralar bunu tespit etti. Birebir. O vatandaşlarımızın isteği de bu. Bunu vatandaşların isteğini en iyi algılayanlardan olduğumu sanıyorum. Oradaki vatandaşlarımızın da tamamına yakını seçime birlikte girin diyordu. Ama kapanalım mı dediğimde hayır diyorlardı. Onun için bunu kimse başka yere çekmemeli diye düşünüyorum. Sayın Baykal'dan talebim şu. Sayın Baykal dün talep etti bizimle birleşmeyi. Eksik olmasın güzel sözler söyledi. İçinde tabii belki sonra konuşmamız gereken sözler de var ama şimdi değil. Çünkü mutlaka bu bütünlüğü sağlamak istiyorum. Birlikteliği sağlamak istiyorum. Sayın Baykal'dan onun deyimiyle bir talebimiz var. Derhal birlikte seçime girmek için uygun görürse baş başa, değilse arkadaşlarımızla birlikte görüşmek. Son şunu sormak istiyorum. Ama tabii dediğim Deniz Bey bakın ne diyor Zeki Bey. Deniz Baykal'dan isteğim şudur. Sayın Baykal'dan görüşmek istiyorum. Hemen hazırım. Geliyorum size çağrıda bulunuyor. Nasıl karşıladınız? Neye hazırım diyor. Yani demin ona sorduğun soruları unutmuşa benziyorsun şimdi bana soru sorarken. Ben de yani hani şimdi ben dinledim tabii bu konuşmayı, değerlendirmemi hemen söyleyeyim. Keşke daha olumlu, daha yapıcı bir cevap alabilseydik. Biz çok açık, çok net bir tavır sergiledik. Birleşelim dedik. Bizden toplumun da talebi bu. Birleşin diyorlar. Birleşmekten neyi kastediyoruz? Birleşmekten, kepengi indirip hayır, tek, size gelmek mi? Birleşme iki siyasi partinin yetkili organlarının toplanması ve tek bir çatı altında bir araya gelme iradesini ortaya koyması. Bu irade doğrultusunda DSP'nin üst yöneticilerinin bizim üst yöneticilerimizle birlikte aynı çatı içinde çalışma şansını elde etmesi. Cumhuriyet Halk Partisi. Sokaktaki halkın ben anlayacağı şekilde anlatabilir miyim? Diyorsunuz ki siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabii çatısının altında. Tabii o konuda kimsenin tereddüdü yok zaten. Sizin liderliğinizin kimsenin, altında kimsenin gelsinler yok. Başımızın üstünde yerleri gayet var. Evet tabii. Bu konuda kimsenin tereddüdü yok. Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün kurduğu parti. Cumhuriyet Halk Partisi 80 yıllık tarihi boyunca Türkiye'ye büyük hizmetler vermiş. Türkiye'nin bir çeşit sigortası, bir çeşit kimliği, bir çeşit güvencesi Cumhuriyet Halk Partisi. Yani bu bir anayasal kurum gibi bir şey. Anayasada yeri yok ama vatandaşların maşeri vicdanında Cumhuriyet Halk Partisi'de bir olay var. Ecevit'in genel başkan olduğu parti, siyasi hayata girdiği parti, başbakan olduğu parti, Kıbrıs harekatını yapmış olan parti. Böyle bir parti var ortada, böyle bir kim. Ve bugün de bu parti ana muhalefet partisi olarak son seçimde parlamentoya girdi. Şimdi iktidar adayı parti AKP'nin karşısında birebir onunla mücadele ediyor. Türkiye'de artık öyle bir noktaya geldik ki ya AKP ya CHP. Herkes bu tercihle karşı karşıya. Yani bu manzara karşısında biraz o biraz bu biraz şurası bunun anlamı kalmadı. Bu görülüyor. Gelecek ya derse AKP, gelsinler diyorsun. Hayır öyle bir söylemiyorum. Bak kendisi kelimelerimle söyleyeyim. Ya AKP ya CHP. Türkiye bu seçenekle karşı karşıya. Şimdi birisi çıkıp CHP'yi kapat. Biz başka bir siyasi parti kuralım dediği anda bu en çok AKP'ye hizmet eder. Bu birikim ortadan kaldırmak, dağıtmak mümkün değil. Yani 50 küsur tane parti yarıştı. Her birisi %1'den %2.5'a kadar dağıldı. Cumhuriyet Halk Partisi %20 civarında oy aldı. Ana Muhalefet Partisi falan. Şimdi de onun çok üzerinde bir gücü sergiliyor ve iktidara gelmek üzere aday bir parti. Şimdi bunun etrafında birleşmek lazım. Bu eşyanın tabiatının gereği. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne birleşmek. Ama bu birleşme kimseye gelin kardeşim oyunuzu verin demiyoruz. Bakın ne söylüyorum ben. Koca Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayını toplarım diyorum. Siz de kurultayınızı toplarsınız. Birleşme kararımızı alırız. Ondan sonra bir araya geliriz. O birleşmede sizin parti üst yönetiminde nasıl yer tutacağınızı müzakere ederiz. Genel başkan yardımcılıkları, merkez yönetim kurulu üyelikleri. Ama sizin şemsiyenizin altında. Ya Cumhuriyet Halk Partisi elbette. Bu konuda kimsenin bir tereddüdü yok. Yani oturup onun bunun keyfine göre yeniden bakacak halimiz yok. Sosyolojik bir gerçek bu. Cumhuriyet Halk Partisi'ne kapatalım. Patron sizsiniz. Ya ben patron değilim. Ben patron hizmetkarıyım derken, partinin. Liderden bahsediyor. Ya bu ayrı bir şey. Yani önümüzde kongreyi yaparız. Geliriz hep beraber yarışacaksak yarışırız. Kim bilecekse gelir. Hepimiz, ben iki defa bırakmışım bu görevi. İki defa başka arkadaşlarım gelmiş. Gelecekte gene bırakırım.
Mesele o değil. Yani şu anda DSP'nin kapatıp CHP'ye gelmesi benim genel başkanlığımı bırakmama bağlı bir olaysa onu söylesinler, onu dinleyelim. Yani böyle bir mesele yok. Bizim böyle bir konumuz yok. Şu anda mesele, şu anda bir dakika, şu anda yapılması gereken iş çok açık. Bizim anlayışımıza göre modelimizin teklifimiz neydi? Biz diyoruz ki siz toplayın kurultayınızı, biz toplayalım. Tek bir çatı altında bir araya gelelim. Siz derseniz ki mesela kardeşim bu partide biz de kendi simgemizi bulundurmak istiyoruz. Güvercin bizim simgemizdir. Koyun güvercini de şeye, Cumhuriyet Halk Partisi'nin simgeleri arasında onu da koyalım. Onu da konuşalım. Daha başka böyle sizin kimliğinizi taşıyacak, damganızı taşıyacak ne varsa söyleyin, onu da müzakere edelim. Onu da değerlendirelim. Ecevit zaten bizim ortak değerimiz. Ecevit'i tekrar birlikte gelecek kuşaklara taşıyacak bir anlayış içine girelim. Ecevit'in heykelini, büstünü yapalım. Zaten biz önümüzdeki günlerde İsmail Cem'in, Ali Dincer'in büstlerini yaptıracağız. Onları partimizin kimliğinin bir parçası olarak yaşatacağız. Aynı şekilde Bülent Ecevit'i kendi ağırlığı içinde tabii, kendi önemi içinde ele alalım. Ecevit Enstitüsü kuralım. Ecevit adına yarışmalar yapalım, ödüller dağıtalım, Ecevit salonları yapalım. Bizim bilim, kültür, sanat platformumuz var. Türkiye'nin binlerce aydını orada çalışıyor şu anda. Orayı Ecevit platformu yapalım. O arkadaşlarımız gelsinler orada görev alsınlar. Yani biz paylaşmak istiyoruz. Bir dakika. Şimdi bu anlayışla biz burayı açıyoruz. Gelin burada beraber olalım. Şimdi arkadaşlarımız diyor ki, onların tabii kendi partilerine olan bağlılıklarına saygı duyuyor. Çok doğaldır. Yani kolay bir iş değildir. Bir parti, hepimiz bunun acısını yaşadık. Yani arkadaşlarımız da şimdi biz nasıl kendi elimizle bunu kapatalım falan gibi bir duygu içindeler. Ama siyaset duygusallığı kaldırmıyor. Artık geldiğimiz noktada açık ve net olacağız. Evet, Türkiye'nin katı gerçeği bu. Direnme imkanımız yok artık. Yani bu arada dosta düşmana bu bütünleşmeyi inandırıcı, samimi bir şekilde koyacağız. Çatal kazık batmaz. Şimdi iki ayrı kimlik, iki ayrı kimlik olduğu zaman bir yere gidemez. Şimdi arkadaşlarımızın düşüncesi şu. Bakın o konuda bile tereddüt var. İşte bunları konuşalım, halledelim diyor. Halledilebilir bence de, önemli değil. Efendim ne yapalım? Siz bize bir miktar kontenjan verin. Siz kimsiniz ya? Gelin biz olalım. Beraber olalım. Hep bir araya gelelim. Sizsiniz biziz. Bize kontenjan verin. Evet. O kontenjanla bizim bir grup milletvekilimiz girsin. Biz seçime katılmayalım. Seçime katılmayalım. Biz kenarda duralım. O arkadaşlarımız sizin listelerinizden, yani o CHP'li mi olacak? Geçici süre hürle yapsınlar. Geçici bir süre için CHP'li gibi gözüksünler. CHP'li olmadığını sen bil. CHP'li olmadığımı ben bileyim. Ama oy verecek vatandaşlar biz sanki CHP'liymiş gibi bizi kabul ederek oy versinler. Biz parlamentoya girelim. Sonra parlamentoda istifa edelim. Kendi grubumuzu kuralım. Ve sana da eğer başbakan olacaksan koalisyonda destek vaadinde bulunalım. Bu yok. Şimdi bu yani hem moral açıdan, etik açıdan hem de siyasi işlevsellik açısından yararlı bir modeldi. İnandırıcı değil, samimi değil. Yani çok eleştiri alırız. Dudak bükerler. Olmaz bir pazarlık. Zaman. Yani bu neye benziyor biliyor musun? İran'da muta nikahı diye bir nikah var. Yani saatlik evlenme yahut da işte bir haftalık evlenme, ne kadar ihtiyacın varsa. Yani senin de siyasi birliği sözleşmeyle 23 Haziran'da seçim var, 23 Temmuz'da. Şimdi Mayıs, biraz da oturalım konuşalım diyorlar. Herkesin işi gücü var, seçim kampanyası yapacağız. Yani bir 15-20 gün bunu konuşalım. Efendim Temmuz'un başında anlaşalım, bir aylık bir muta nikahı yapalım. Biz cumhuriyet nikahı istiyoruz. Katolik nikahı gibi nikah istiyoruz. Yani iyi günde kötü günde beraber olmak istiyoruz. Bu haliyle olmaz o zaman. Bu güveni vermiyor. Bakın yani bir sürü o içinde bulunduğu sıkıntıyı yansıtıyor. O duygusallık, o parti, o parti bağlılığıyla yani bu ona saygı yolu. Duyuyorum da sonuç bu almak işi. Mümkün değil. Yani bunu yapabilmeyi çok isterim. Bunu yapmamız halinde biz her türlü şeyi, beraberliği, özveriyi, dayanışmayı sergileriz. Ama bunun olabileceği umudunu maalesef almadım. Şu ana kadar umutla bekliyordum. Daha doğrusu açıklanıncaya kadar bugün öğleden sonra. Maalesef umut gerçekleşmedi. Siyaset tabii yaşanarak öğreniliyor. Cem Uzan'la ne konuştunuz? Oluyor mu ittifak? Cem Uzan'la konuşmadım henüz. Emin Şirin beni ziyaret etti.
Yani bir ittifak konusunda bizim anlayışımız belli. Yani demin de söyledim. Dükkanı kapatırsa yani bizim, gelebilir. Bir de yani konuşmamız gereken çok şey var tabii. Yani bu çok kolay yapacağımız bir iş. Bu DSP işi. Yani öbürü, daha mı zor? Karmaşık tabii. Yani pek çok engelin aşılması gerekiyor. Burası çok daha kolay, çok daha rahat. Yani sadece bir inanç. Yani evet pekala hazırız. Ben nasıl dün büyük heyecanla bu kararlılığımı ifade ettim. Ona benzer bir kararlılık, bir meydan okuma, bir özgüven. Hadi biz bizim için acı olacak, çok duygusal sıkıntı yaşayacağız ama millet için feda olsun, insanların ülkesi için canını bile verdiği bir dönemde biz partimizi elbette koy. Gerekirse kurarız gene. Kapattık, artık hep beraberiz. Beraber olalım da gözümüz dışarıda kalmasın. Yani. Peki, Uzan'dan ne talebi var? Uzan'ın ne talebi var? Bir talebi yok. Konuşmadım daha ben onunla. Daha konuşmadım. Daha buluşmadım yani onunla. Yani bir şey buluşmadım yok. Peki en son şu Yaşar Okyan'ın kapınıza çıkma Hür Parti. O da olabilir mi? Yaşar Bey tabii çok uzun süredir çok ciddi bir şey içinde. Yani bu Cumhuriyet konusunda bir dayanışma şekillendirmek için çok emek verdi. Çok çaba gösteriyor. Ben de takdirle saygıyla izliyorum. Önümüzdeki dönemde tabii bizim merkezin sağında bugüne kadar yer almış. Geçmişte işte liberal, demokrat, muhafazakar olarak nitelenmiş. Ama ahlaklı, ama Cumhuriyet'e inançla bağlı pek çok çevreyi kucaklamak istiyoruz. Yani umudumuz, süre var. Evet, umudumuz o çevrelere yönelik olarak da açık. Çok da maalesef süre yok. Hızla o dünyadan insanlarla da beraber olmayı isteriz. Deniz Baykal çok çok teşekkürler. Hakikaten çok keyifli bir, çok şey öğrendim. Ben çok şey öğrendim. Seyirciler İnşallah de İnşallah soğuk almamışsındır. Ankara'nın soğuğu. Abi başladı. Sevgili seyirciler, önümüzdeki hafta 32. gün daha başka konuklarıyla ve yine tabii aynı konularda karşımızda olacak. Şimdilik iyi geceler.